Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizi her alanda olduğu gibi, ekonomide de milli duruşumuzla önde gelen bir küresel güç haline getirmekte kararlıyız. Biz bu mücadeleyi verirken, yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinde koşanların malını iki kat, üç kat fazlasına satmaya çalışanların sonu, açık konuşuyorum, hüsran olacaktır. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Tüm milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, şunu çok açık net ifade ediyorum. Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz. Ve bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Döviz alırken de, fiyat belirlerken de, alışveriş yaparken de lütfen sükunetten, sağduyudan ayrılmayın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini iddia eden Erdoğan konuşmasında CHP'yi hedef aldı. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki bunca yıllık emek heba olsun ve Türkiye ver eline al ekmeğini, günlerine geri dönsün. İstiyorlar ki bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın, başkalarının aklıyla, hesabıyla, çıkarıyla hareket etmeyi sürdürsün. İstiyorlar ki bu ülke tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarından vazgeçsin. Bu listeyi olabildiği kadar uzatmak mümkün. Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Erdoğan dar gelirlileri rahatlatacak adımları birer birer atacaklarını söyledi. Milletimiz müşteri olsun. Hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkum edeceğiz, ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz, ne de sahipsiz bırakacağız.